Merhaba, Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Gökçe Çiçek Kösedağ'ı, gündemin öne çıkanlarını Nuray Mert'e soruyorum, sizler için yanıtlıyor efendim. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Merhaba. Bir haftadır Türkiye'nin gündemi Saraçhane mitingi, Altılı Masa'nın Saraçhane mitingi ve Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza. Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde Süleyman Soylu'ya cevap verirken söylediği bir söz nedeniyle YSK'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasıyla cezalandırıldı. Tabii hukuk süreci devam ediyor. Ceza kesinleşirse siyasi yasak gündeme gelebilir. Bununla beraber hem Altılı Masa'da adaylık krizi hem Saraçhane mitingi, Saraçhane çıkarması, beraberinde gelen tartışmalar, Akşener'le verilen poz bir haftadır Türkiye'nin özellikle muhalefet seçmeninin gündemi bu. Ben ilk olarak tabii verilen cezadan başlamak istiyorum. Üzerine çok yorumlar yapıldı. Aslında işte Ekrem İmamoğlu'na tıpkı Erdoğan'a 98'de yaratılan mağduriyet gibi bir mağduriyet avantajı sağlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da komplo kuruldu aslında. Haberi yoktu. Böyle bir şey tercih etmezdi. Kendisinin bundan dezavantajlı, Ekrem İmamoğlu'nun avantajlı çıkacağını biliyordu. Gibi gibi yorumlar yapıldı. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen böyle bir ceza vermek mümkün mü? Niye yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan? Eğer mümkün değil diyecekseniz de niye böyle bir şey tercih etti diye sorayım. Bu böylesi biraz fazla komplo ve mantıksız bir kurgulanmış komplo teorisi oldu. Cumhurbaşkanı her yargı kararını bizzat veriyor değil mutlaka, ama ona rağmen böylece aksi tesirleri falan çok olabilecek bir kararı ona rağmen birilerinin, üstelik de İmamoğlu'nu parlatmak için falan vermesi imkansız. Bu son derece mantıksız bir şey olurdu. Yani bunun arkasında o zaman İmamoğlu'nun bir komplo çevirmiş olması veya İmamoğlu'nu destekleyenlerin böyle bir yargı içerisinde bir nüfus sahibi olarak böyle bir şey düzenlemiş olması lazım. Bu aklıma çok sağan bir şey değil. Buna karşın benim ilk aklıma gelen, yani böyle bir şey niye olur? İktidar bundan ne şey yapar, amaçlar? Yani doğrudan böyle bir kurgu olmasa da iktidara rağmen olmayan bir şey olmadığı belli. O halde böyle bir şeyin aslında muhalefet cephesine kafasını iyice karıştırmak. Çünkü muhalefet cephesinde, yani Altılı Masa'da özetle bir Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir ihtilaf olduğu çok ortada. Böyle bir olayın olması gene gözleri İmamoğlu'na çevirmiş oluyor. Nitekim de yani eğer amaçlanan bu ise, ki öyle gibi gözüküyor bana, yani iktidar medyasının verdiği tepkilerden de böyle algılıyorum, hemen onun üzerinde tepinmeye başlamak, hemen işte Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nu karşı karşıya getirmek, işte Erdoğan'ın pozisyonuna benzetmeler filan. Bütün bunlar iktidar muhalefet kanadında kafa karışıklığı, gündemi tamamıyla buraya yoğunlaştırmak, biraz yani tabiri caizse kedinin fareyle oynadığı gibi oynama stratejisinin yeni bir safhası gibi gözüktü bana doğrusu. O zaman iktidar bu karar verirken hedefine ulaştı diyebilir miyiz muhalefet içerisindeki sonraki tartışmalara, devam eden tartışmalara bakarsak? Yani ne kadar planlandı, ne ölçüde daha doğrusu planlandı bilemem, ama böyle bir şeyin hedeflendiğini ben gözlemleyebiliyorum. Yani bana öyle gözüküyor ve öyle olmasa bile sonuçları da öyle oldu. Ama bence böyle bir hedefi de vardı. Çünkü dediğim gibi yani Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir direnç var gördüğüm kadarıyla. Şimdi burada sorunlu olan şey aslında, ki belki biraz daha ilerlediğimizde onu da tartışacağız, Akşener'in tutumu. Hı. Ama sadece Akşener'in tutumu da değil. Yani Altılı Masa'da bir problem var. Değil mi? Bunu hep konuşuyoruz. Evet. Yani yok efendim problem yok, işte aman gölge düşürmeyelim falan diye, bunu görmezden gelmenin alemi yok. Görmezden gelindiği ölçüde işte böyle yol kazalarının olmasına açık bir ortam, durum söz konusu oluyor.
Cumhurbaşkanlığı adaylığına bir türlü karar verilemiyor. Bu çok açık. Bu durumda artık kalmış seçime şurada en fazla 4 ay değil mi? Yani erkeni merkeline gerek yok. En fazla zamanda da olsa 4 ay var. Bu kadar az bir zaman kalmışken altılı masada hala o mu olsun bu mu olsun ve karnından konuşmalar, dolaylı göndermelerin devam ediyor olması çok büyük bir zaaf. Kılıçdaroğlu'na da bence bir haksızlık. Doğrusunu söylemek gerekirse. Kılıçdaroğlu altılı masaya rağmen mi adaylığının işaretini vermiştir? Bilemiyorum ama öyle idiyse o zaman bu da açıkça konuşulması gerekirdi. Yani işte tabii onun da hakkıdır adaylık ama biz gene de ortak bir aday konusunda görüşmelere devam edeceğiz filan denmeliydi. Bu böyle olmuyor. Yani sürekli olarak İYİ Parti'den biri konuşuyor, öbürü konuşuyor, o onu ima etmiş oluyor, bu bunu ima etmiş oluyor. Bu yani iktidarın kurgulamasına filan gerek yok. Bu zaten iktidar partisinin, o cenahın işine gelecek bir şey. Yani bunu nasıl görmez bu altılı masa denilen muhalefet cephesi veya görüyorsa nasıl bunda ısrarcı olur? Bunu anlamak, izah etmek çok zor. Diğer taraftan İmamoğlu'nun pozisyonu. Yani İmamoğlu da işte bakın bu olaydan sonraki konuşmalarında da oyuncuyum, teknik direktör gel deliriz gelirim. Yani şimdi bunların sabah Fatih Altaylı'ya verdiği röportaj, onun yazısından alıntı yapıyorsunuz. İzleyicilerimizi bilgilendirmek için söylüyorum. Evet. Bugün Fatih Altaylı yazdı Habertürk gazetesinde. Buyurun söz sizde Nuray Hanım. Yani bu kurnaz politikacılık, işte usta politikacılık falan gibi sayılmamalı. Yani maalesef öyle sayılmaya başlandı. Yani insanlar söylediklerinin çeşitli şekillerde yorumlanmasından hatta zevk alıyorlar. İşte bak nasıl insanlara bir gizli mesajlar veriyorum veya dolaylı mesajlar veriyorum. Hem onu diyorum hem de bunu demiyormuş oluyorum. Bu bir marifet değil. Özellikle Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle altılı masanın daha ciddi davranması lazım. Onun ötesinde CHP'nin de parti içerisinde İmamoğlu'suyla, Mansur Yavaş'ıyla kimse neyse bir şekilde bir karar vermiş olması lazım. Yani böyle herkesin kamuoyunun gözleri önündeki bir çekişmeyi işte biz baba oğuluz, işte ben de yok genel başkanımı çok severim zaten filan da geçiştirilecek bir durum değil bu. Bu gerçekten çok tatsız bir tablo. Artık daha önce de olmaması gerekiyordu ama bu noktaya gelindikten sonra her şeyin netleşmesi lazım. Yani altılı masada Akşener başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı istenmiyorsa bu açıkça söylenmeli. Bu bir zaaf teşkil etmez. Açıkça söylerseniz zaaf teşkil etmez. Böyle dolaylı yollardan söylerseniz veya ima ederseniz, böyle bir görüntü verirseniz bu daha büyük bir zaaf oluşturuyor. İşte son durumda olduğu gibi. Bir hafta boyunca, bu bir hafta da olur, daha da uzar. Uzar da uzar bu iş yani. Ta ki altılı masanın, Akşener'in, yok kardeşim yani, Kemal kardeşim seni çok seviyoruz sayıyoruz ama biz gene ortak bir aday veya başka bir aday üzerinde anlaşalım diye açıkça söylemesi lazım. Diğer taraftan İmamoğlu gibi böyle adayların da şimdi şu anda gibi değil, İmamoğlu çok öne çıktığına göre ondan bahsediyoruz. Onun da pozisyonunu netleştirmesi lazım. Yani İstanbul Belediye Başkanı'sın. Eğer ben yok efendim ben burada belediye başkanıyım. CHP içerisindeyim. Genel başkanıma saygım var ama ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendimi aday göstermek istiyorum veya aday gösterilmek istiyorum filan diye. Yani diyeceksiniz ki ay bunlar söylenmesi kolay da yapılması zor. Hiç de zor değil yani. Bu ya yapılacak ya yapılacak. Bunun başka bir çaresi yok. Yani böyle ikide bir çeşitli tevatürler, işte yorumlar filan bunlara sebebiyet vermek, bundan da hoşlanmak, yok sarıldı sarılmadı. Değil mi? İktidar medyasının, iktidar yanlısı medyanın sürekli kurcaladığı şeyler bunlar işte. Meral Akşener'e sarılınca ne kadar içten, işte yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun suratı düşük, yok öbürü Canan Kaftancıoğlu, işte Kılıçdaroğlu'cu, o yüzden onu da söylüyor. Yani bu ya, yakışıksız bir şey. Siyasette böyle şeyler olur ya, parti içinde de bu bir ihtiras meydanı siyaset. Yani kim ne derse desin de Kılıçdaroğlu da zaten söyledi. Ama sonuç itibariyle de kişisel ihtiraslar böyle filan bunların bir sınırı olması lazım. Hele de dediğim gibi Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada bunların devreye giriyor olması ya gerçekten artık ayıplanacak şeyler. Yani yadırganacak şeyler. Ben böyle görüyorum.
Peki yani Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda zaten gerçekten tek gerekçesi işte kazanacak aday seçilecek aday riski atmayalım. Ekrem İmamoğlu oy potansiyeli daha yüksek bir isim olduğu için mi yoksa başka siyasi problemler, dengeler var mı? Bir de mesela kendisi başbakan olmak istediğini söyledi Meral Hanım. Kendisi niye Cumhurbaşkanlığı yarışını, riskini almak istemiyor sizce? Vallahi bilmiyorum. Yani siyasette bugün böyle söylenir, yarın başka bir şey olur. Yani top... altılı masa içerisinde bu plebisit en yüksek politikacı şu anda Meral Akşener gibi gözüküyor. Meral Akşener'deki sorun Kürtlerin İYİ Parti'ye oy vermeyeceği, Akşener'e oy vermeyeceği noktasında kilitleniyor. Yoksa gerçekten de yani benim gönlümde yatan aday olmayabilir, başkalarının CHP seçmeninin gönlünde yatan aday olmayabilir. Ama objektif olarak baktığınızda daha işte muhalefet, daha sert muhalefet yapabiliyor. Daha fazla ilgi çekebiliyor. Bir kadın aday olması dolayısıyla sağ muhafazakar kesimde olmayanların da aklının yatabileceği, yattığı bir aday olabilirdi. Ve belki de hala İYİ Partililer veya Meral Hanım'ın kendisi de kafasının bir tarafında böyle bir şey var. Dediğim gibi ona altılı masa konusunda onun bu ihtimalin sorunu Kürtlerin oyları meselesi. Ama dediğim gibi yani bunların altılı masada çözülmesi lazım. Toplaşıp ne konuşurlar bilemiyorum ama yani bunu açıkça yani Meral Hanım siz de olabilirdiniz şöyle olur. İşte Sayın Davutoğlu siz de eski bir başbakansınız. İşte sembolik olarak sizin etrafınızda toplanalım. Ama şu olur ama bu olur ama CHP seçmeni işte tedirgin olur. Yani bu öyle ya, bu kadar toplanıldığına göre bunların konuşuluyor olması lazım. Ve bu zor bir denklem. Yani kimse de kolayca tamam toplanın yarım saat sonra da bir aday çıkarın bunları konuşun filan demiyor. Ama bunların hiç konuşulmamış olduğu gibi bir intibale dağılıyor her zaman işte. Biz öyle bir portre çiziyoruz ki o portrenin içini kimin doldurduğu önemsiz. Böyle saçmalık mı olur Allah aşkına? Yani seçme 4 ay kalmış Cumhurbaşkanı seçimine. Ve de işte böyle önemli olan prensipler. İşte seçmen böyle bir oy davranışı yok yani. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde. Biz böyle bir şey çizelim, ilkelerde anlaşalım. İçine kim olursa iyi sokaktan geçen adamı koyun o zaman bu çizdiğiniz portrenin içerisine seçtiririm diye. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir sürü parametresi var bu işin. Bunların da dediğim gibi aralarında konuşulması lazım. Hatta kamuoyuyla da paylaşılması lazım. Bazen açıklık böyle alengirli, dolambaçlı işlerden çok daha fazla fayda getirir. Yani yıpranmaktan filan çekiniyorlarsa bu durumda, bu tablo içerisinde, bu davranış moduyla daha fazla yıpranıyorlar. Yani bunu görülmüyor mu? Onu anlamakta zorlanıyorum. Ya evet, uzatmayayım, bir sorunuz varsa öyle devam edeyim. Daha devam edeceğim şeyler var da. Ben bugünkü grup toplantısını da sormak istiyorum. Bana biraz sembolik kelimeler kullandı gibi geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Siz de öyle mi düşündünüz? Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ekrem İmamoğlu dinleyici olarak katıldı bu grup toplantısına. En yüksek tonda sahip çıktı Ekrem İmamoğlu'na. Konuşmasıydı aslında. Saraçhane'de mesela aynı yüksek tonu görmedik Ekrem İmamoğlu'na. Böyle sahip çıkan, koruyan, kollayan tonu görmedik. Bugün Süleyman Soylu'ya seslendi. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınızda kalır. Sen kimsin kendini onunla kıyaslıyorsun dedi. Ancak cambaza bak oyun oynadı iktidar dedi. Kendisine yapılan, Ekrem İmamoğlu'na yapılan hukuksuzluğu bir görmemizi, tartışmamızı engelledi. Cambaza bak oyunu oynadı dedi. Burada cambaz herhalde sonrasında tartışmalar, işte Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun verdiği fotoğraf, altılı masanın işte dağılıyor mu tartışmaları, herhalde cambaz diye ifade ettiği bu tablo olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii bir de biz baba oğul gibiyiz dedi. Çünkü o tablodan, o fotoğraftan sonra işte Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu işte bir abi kardeş, işte abla kardeş, ben senin ablanım, Meral Akşener'in o anaç ruhuyla biz abla kardeşiz. İşte Ekrem İmamoğlu da ablamız, siyaseten büyüğümüz falan dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da baba oğul dedi. Yani ben sizin babanızın mesajımı verdi, ne dersiniz? Vallahi biliyorsunuz kutsal kitaplarda kıyamet
bizim kutsal kitabımızda da kıyamet işte öyle bir gündür ki ana babayı tanımayacak, kimsenin kimseye faydası olmayacak falan diye tarif edilir ya. Siyaset sahnesi de öyle yok. Onu oğlum yok, o onun benim ablam falan gibi bir tablo değil. Yani bunlar güzel, sempatik falan mesajlar, öyle sembolik anlamları olabilir ama bunların arkasına fazla bir şeyler dayamak mümkün değil. Veya işte sen onunla abla dediğin gibi, abla kardeş, sen işte sen ikiniz de benim o evlatlarımsınız veya sen de benim evladımsın, bu daha yakın bir ilişki falan. Fakat bunların çok fazla bir önemi yok. Bana sorarsanız cambaza bak tabiri bence de çok yerli yerinde bir tabir oldu. Ama ben bu meselenin işte iktidarın hukuksuzluğu gözlerden kaçırmak için filan yaptığı bir şekilde bir cambaza bak oyunu değil de başında da söylediğim gibi yani siyaset sahnesinde işte konuşulan, tartışılan, ekonomik krizde her şeyde başta olmak üzere bunlar yerine dediğim gibi muhalefeti konuşturmak, muhalefet içerisindeki tartışmalara konuşturmak, ben cambazı burada görüyorum. Yani bu hukuksuzluğu kapatmak için Meral Akşener'e bak filan değil de bütün genel olarak Türkiye'deki siyasi tartışmayı bir cambaza bak şeyiyle. İşte zaten iktidarın stratejisi bu, sürekli olarak muhalefeti tartışmak. Sürekli olarak değil mi yani bu kararlar sınırlı olmayacak şekilde sürekli olarak muhalefet tartışılıyor. Sürekli olarak işte muhalefet içerisindeki ihtilaflardan bahsediliyor. Belki oradan baktığınızda bu doğal yani ne yapacak? Tabii o da karşı tarafı zayıflatmaya, yıpratmaya çalışacak. Ben bunun da buradaki cambaza bak şeyinin de manevrasının da bu yönde bir manevra olduğunu düşünüyorum. Tam ama olarak bakın, cümlesi şu Nuray Hanım, şöyle diyor: millet isyan etmeye başladı, bu kadar adaletsizlik, bu kadar hukuksuzluk evet, olmaz diye. Bu sefer döndüler, ya biz ne yaptık dediler, yok bu bir komplodur, şöyledir böyledir dediler, cambaza bak oyunu oynadılar demiş. İşte yani aşağı yukarı dediğim gibi yani Cemal Bey'in aklındaki cambaza bak tablosu nasıl bilmiyorum ama ben böyle algılandığında çok da isabetli bir tanım olduğunu düşünüyorum. Fakat ilginç olan yani asıl önemli olan şey böyle bir benim dediğim gibi yani diyelim iktidar işte bu iyice muhalefet içerisindeki olan ayrışmalara böyle bir çomak sokma veya yok hiç çok tarafsız bir hukuk sistemimiz var ama sonuç itibariyle böyle bir şey olduktan sonra bunun üzerinde tepinme, bu yönde bunu yorumlama yoluna gitti. Daha bu karar verilir verilmez yani hukuksuzluğu ortada, çok siyasi bir karar olduğu ortada. Ama muhalefet medyası, bizzat CHP'ye yakın olduğunu bildiğimiz medya alanlarında hemen bu iş Cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlandı. Yani hadi onlar böyle bir şey yapıyorlar yani bu onların işine gelen bir şey, iktidarın işine gelen bir şey. Karşı karşıya getirmek. Peki muhalefet medyası, CHP'ye yakın muhalefet medyası. Niye bunu daha ilk andan itibaren bir dakika böyle bir karar olunca, şimdi sizce çok garip değil mi? Böyle bir karar alınınca acaba yani İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mıydı ki? Hani öyle İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur altılı masanın. O zaman böyle bir karar verilince dersiniz ki ilk aklınıza gelecek soru ya ne olacak işte önü kesiliyor. Veya işte yok infaza giderse şu kadar uzar. Acaba adaylığını etkiler mi? Adaylığını etkilemez de yok tam gelir. Değil mi? Bunları konuştular. Ve bunu ilk dakikadan itibaren konuştular. Adaylığını etkilemese de işte aday gösterilirse o zaman ya son bir haftada karar alınırsa işte acaba muhalefet onun yeri oradan boşalan yere başkasını. Bu kadar detayıyla konuştular. Yani bu karar alınır alınmaz niye birdenbire de facto Cumhurbaşkanı adayı gibi davranıldı İmamoğlu'na? Hadi iktidarın böyle davranmasını anlıyoruz. Muhalefetin böyle davranması tuhaf değil mi? CHP'ye yakın medyanın böyle davranması, saatlerce bunu böyle konuşması çok normal. Ben ne diyorum ki? Zaten orada problemli bir alan var. Yani iktidar bunu manipüle etme
hevesinde bunu manipüle ediyor. Çeşitli araçlarla, bu son kararla da bence. Bu oyunu bu sahada tutmaya çalışıyor. Ama burada bir problemli alan var. Yani muhalefet içerisinde ve bizzat CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığından içine sinmeyen insanlar var. Ola da bilir. Ama bunu parti içerisinde halletmek zorundalar. Bu gerçekten çok yakışıksız bir şey ya. Yani ben CHP'li olsam çok utanırım. Yani ben bir muhalefeti izleyen biri olarak bile çok rahatsız oluyorum bu tabloda. Yani Türkiye'nin geldiği noktada muhalefet cephesinin derli toplu, giderek daha derli toplu hale gelmesi gerekirken giderek daha da dağılık bir tablo vermesi. Bu haftalık noktalayalım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzleyicilerimize de sohbetimize eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.